Al bakalım elini. Al. Aferin, oyuncağın daha. Eski. Hadi hadi bakalım. Bay bay. Hayır, hayır. Lan oğlum gelin de bir şeyin ucundan tutun. Sabahtan beri top oynuyorsunuz. Verin gençler oynasınlar. Hey! Ya Ateş, iki tane şey indirip kaldırdın. Şu haline bak ya. Öyle diyorsun zaman Nazlı Hanım. Üç gündür yarım saatlik uykuyla duruyorum. Ay pek de Nazlı. Neyse al hadi kıyamam. Nazlı. Nasıl? Ne? Ne? Ya eşek misin? Ne? Ne yapıyorsun ya? Ne güzel oldun. Erdem ya. Şunlara baksana nasıl mutlular. İkimizin gençliğini görüyorum onlarda. Abartma Güler. Sürekli aynı şeyi ısıtıp ısıtıp önüme getiriyorsun. Bas koydu, bas koydu. Yürü be. Geç. Burada neler varmış. Al. Al bakalım bunu. Ama bizim okulumuz yok. Yaparız. Yapar mısınız? Yaparız tabii. Hadi gidin oynayın bakalım. Daha iyi misin? Atlattım sayılır. Buradaki insanları görünce beterin beteri var diyor insan. Evlerinden yurtlarından sürüldüler. Yıllardır her gün top sesleri, çatışmalar ve korkuyla geçiyor ömürleri. Neyse ki siz varsınız. Neyse ki biz varız. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtarımız size yemek hazırlattı. Buyurmaz mısınız yemeğe? Hiç zahmet etmeyin. Ne zahmeti komutanım? Gelmezseniz gönül koyarız. Peki tamam. Bekliyoruz komutanım. Tamam o zaman. Allah sizden razı olsun. Bu gece sayenizde çok iyi bir uyku çekeceğiz. Allah sizden de razı olsun. Yani bu yoklukta böyle güzel sofra hazırladınız bize. Zahmet ettiniz. Türk askerlerine canımız feda. Siz bizim için canlarınızı vermeye kalktınız. Kim bilir kaç tane şehidiniz var. Allah cümlesine rahmet eylesin. Amin. Amca, yemekler de on numaraymış ya. Afiyet olsun. Keşanlı, biraz yavaş ye oğlum. Ayıp olacak lan. Oğlum yemekler harbi çok iyi lan. Tamam da ziyafete gelmedik. Yemezsek ayıp olur ama abici. Bak kırılır amcam sonra. Yesene rahat rahat ya. Su. Sen niye yemiyorsun güzelim? Kuzu eti sevmiyorum da kokuyor. Bu nereden çıktı boncuğum ya? Olur mu öyle şey kızım? Et dediğin kuzu eti. Kokmaz kokmaz ye. Ya ben çocukluğumdan beri yiyemiyorum. Amcacığım teşekkürler ama kokuyor. Ya bırak amca yemezse yemesin. Çok da şey yapmayın biz yeriz onu. Tamam bırak ablacığım sen onu salata falan ye. Başka bir şey ye. Uzat bana ben yerim onu. Nazım şu tuzu uzatsana canım benim. Buyurun Ateş Bey. Teşekkürler Nazlı Hanım. Nazlı Hanım, Ateş'le oynuyorsunuz. Ne var anne tuzluk verdik ya. Ya. Amcacığım, bu biberler acı mıdır? Yok, değil. Çocuklar bile yiyor. Vallahi yiyorlar ha. Bak maşallah.
Ayranı. Fethi. Acı mıymış? İçi yandı herhalde, içi yandı. Helal, helal. Kızlar sizin mi? Biri benim kızım. Diğeri de kızım sayılır. Torun var mı torun? Yok. Küçük olan nişanlı. Büyük olan da evlenmeyi düşünmüyor. Onun okulu var. Hayırlı bir kısmeti de çıkmadı. Bir adayı vardı ama. Ama haylaz keratanın teki. Bakacağız. Eğer düzelirse, uslanırsa belki veririz. Ben de benim kızı geçen yaz verdim. Kız vermek zor değil mi amca? He vallahi. Benim karıyı alıp götürselerdi bu kadar üzülmezdim vallahi. Ya amca bir alemsin ha. Komutanım tasfiye etseydi. Oğlum salatanın suya atılır mı ya? En faydalı yeri şifa o. Biz yedik Allah arttırsın. E mümkünse sofrayı da kızlar kaldırsın. Heh? Aa, bak sen. Yani ben öyle demek istemedim ama yenge... Hadi kalk kalk, hadi. Yerken iyiydi, hadi bakalım görelim marifetlerini. Olmaz olmaz, olur mu öyle şey? Allah senden razı olsun amca. Komutanım. Kızların yaranları ince de oluyor. Artık bize müsaade. Size nasıl teşekkür etsem azdır. Geçen hafta sonu bizim oğlan mayına bastı köyün dışında. Sizlere ömür. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Hayali sizin bu aslanlar gibi asker olmaktı. Sizinkiler gelip geçtikçe öyle bakardı. Keşke o da burada olsaydı şimdi. Görseydi. Biz de bir abimizi kaybettik geçen gün. Allah kısmet ederse cennette buluşuruz inşallah hep beraber. Biz de müsaade. Müsaadesin. Amcacığım. Bu biberleri inha edin siz. Adam öldürür bunlar. Yazıktır, günahtır ya. Tabii evlat. Hadi efendim Buncuğum. E neredesin Feyzullah? Salon bakmaya gidecektik. Ben de tam çıkıyordum Buncuğum. Sen hazırla, ben geliyorum. Tamam. Ha, yalana bak yalana. Yenge pişmaniye keyfi yapıyor, yalan söylüyor. Ne diyor yine o? Yok yok, bir şey demiyor Boncuğum. Keşan ne yapayım işte. Sen hazırlan, ben geliyorum hadi. Ben hazırım zaten Feyzullah. Ha. Tamam, çıktım ben de. Aman ya, nasıl unuttum ben ya? Ne oldu lan? Abi düğün salonuna bakmaya gidecektik. Unutmuşum. Ha. Oho, unutma falan yok komutanım. Bayağı yan çiziyor bu. Abi, olur mu öyle şey Allah aşkına ya? E hadi beraber gidelim o zaman. E şimdi seni çaylak görürler, kazıklarlar ha. Aynen. Bak ne kadar kalabalık olursak o kadar faydası olur. Öyle mi diyorsunuz? Tabii lan. Sen güven oğlum abi. Tamam abi. Hadi çıkalım o zaman. E hadi çıkalım Tahir'cim. Sen de yediklerini yakarsın. Ben bir şey yemedim ki komutanım. Sen yiyeceğini yedin. Yürü hadi yürü. Hala yemedim diyor ya. Hadi 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 hadi.
Afiyet olsun. Sağ olun komutanım. Boncuğum. Hı? Burası mı? Oha. Ha. Anacığım bak geldik şimdi düğün salonuna. Ha? Ne oldu söyle bakalım. Feyzo'm bak bu salon meselesi önemli. Tamam mı? Böyle pistin en geniş olsun tamam annem? Tamam anacığım merak etme sen tamam. Sen bir de şimdiden bu en ön masayı bize ayır. Erkek tarafı için biz oturalım tamam mı anneciğim? Anne. O ne biçim laf öyle şimdi? Hem bak su da yanına bak selamım var sana bak bak. Öpüyorum çok. Sen de selam söyle öp benim için gelinimi. Ama bak bu masa meselesi önemli Feyzullah. Anne. Bir de bak sizi kandırmasınlar tamam mı oğlum? Siz ikiniz de böyle temiz pak çocuklarsınız. Yüzünüze bakıp sizi aldatmasınlar. Gözünüzü dört açın. Pazarlık edin. Öyle hemen ilk fiyata atlamayın tamam mı yavrum? Anacığım çocuk muyuz biz Allah aşkına ya? Ben Keşan'da abim nerede yanımda? Anacığım ellerinizden öperim. Bak selam söylüyor sana. He tamam. Bak o cingöz. O tamam. Onu aldatamazlar kandıramazlar. Söyle ona gözünü dört açsın. Tamam anacığım tamam bir tanem hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Hadi arayacağım ben seni. Ne diyor anam ne diyor? Biz kazıklanırmışız. Keşan'ın abin dikkat etsin diyor. Anacığım benim be. Hiç merak etmesin. O iş bende. Hiçbir güç kuvvet Keşanlı'yı kazıklayamaz. Bak ne olur yalvarıyorum sana. Eğer fiyatta anlaşırsak tutalım bitsin gitsin tamam mı? Tarihe de az kaldı. Yenge ama bak kalbimi kırıyorsun. Sizin geceniz bu. Ben karışmam. Ama uzaktan gözlemlerim. Zaten prensip olarak ben iki ilişkilere karışmam. Beni bilen bilir. Değil mi lan hizmetli? Doğrudur komutanım. Tabii canım. Komutanım hiç karışmaz. Öyle akıl falan da vermez. Tarzım değil. Göreceğiz bakalım. Hadi boncuğum biz girelim o zaman içeriye. Sen önden gir. Abi bak gözünü seveyim ben sende bir şey deme tamam mı? Bak kız buraya heves etti. Bak beğenmiş. Oğlum ben öyle biri miyim? Evet. Yürü hadi yürü. Yürü. Bunun ne var ya cephesi boyası gitmiş aşağı zemin katma nasıl bir yer ben anlamadım ki ya. Efendim komutanım. Tamam komutanım. Ben hazırladım. Biraz aceleye geldi ama artık idare edersiniz. Sağ olun komutanım. Merhaba, sizinle konuşmuştuk değil mi? Evet, ben Su, nişanlım Feyzullah. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum, sağ olun. Dediğin kadar güzelmiş burası boncuğum ha. Ferah ferah. Değil mi? Ben de çok sevdim. Baksana, dans pisti de geniş geniş. Basık basık, karanlık bir de. Işıklandırması zayıf abi. Aynen. Ne oldu ya? Fiyat durumları nasıl olur, nasıl yaparız? Yemeksiz paket fiyatımız. Baba, baba sen ne yaptın ya? Çok o çok. Sen bir düş bakayım, burası o kadar etmez ya. Mücahit abi. Abi lütfen ya, daha yeni başladık ya. Bir durum, burası bende tamam. Beyefendi, ben fiyat vermedim ki daha. Aga, bak şimdi sen bir şey söylemedin ama ben senin ağzının yuvarlayışından ne demek isteyeceğini anladım. Benim de öyle bir özelliğim var. Sen düş biraz in ya. Vallahi yemeksiz başlangıç fiyatımız 5000 ile 7500 arası değişiyor. Yemekli ise kişi başı 10 lira 30 lira arası değişmektedir. Ama bundan başkası inan beni kurtarmaz. E tamam zaten yani bizim için de çok uygun değil mi? Evet boncuğum uygun vallahi. Ah. Bak. Tam bir çaylak ailesi işte. Abi bak. Aga. Bir kere 5000 ile 7500 arası ne ya? Ben böyle bir makaslama şekli görmedim arkadaş. Bak. Senin o söylediğin rakamlar arasında ben iki tane düğün yaparım ya. Sen bir düş 2000 lira, 3000 lira gelsen ya. Beyefendi, kesinlikle bu mümkün değil. Feyzullah, bir şey söyle ben sinirlenmeye başladım. Abi lütfen, abi lütfen. Kaç kişilik burası? Salonumuz 700 ile 1000 kişi arasında değişiyor. Arkadaş, sen bu rakamlardan ne istiyorsun? 750 mi, 1000 mi? Arada var bir tabur asker ya. Bir böylesin, bir böyle anlamadım ha. Çıldıracağım ben, çıldıracağım. Abi lütfen yapma ya, abi bak. Hem burası küçük. 300 kişiyi alır ya almaz. E benim sülaleden gelecek sadece 100 kişi var zaten. Oo maşallah komutanım.
Şimdi bütün sürmene gelir tabii. Bizim sülale kalabalık biraz aga. Olmaz. Mücahit abi, abi diyorum. Abim lütfen yapma hadi, tamam. Yeter artık, yapma abi. Bu çalgı çengi işi ne kadar sizde? Geceye çıkan bir grubumuz var. Onun da gecelik fiyatı 2000 TL. Hiç gerek yok. Bizde çalgıcının kralı var, hem de bedava. Kim var ya, kim var? Kim mi var? Çal keke, çal! Önce bir, kaç damla yağmur gözlerimden süzüldü. İnanmadım, yıkıldım. Senin miydi bu dünya? Senin Allah'ına kurban kaçırdım be! Bak sen şu güzelliğe bak, bak. Bacaklarım çözüldü. Yoksa sen değil miydin? O uğruna öldüğün. Yenge! Feyzullah beyler de gelmiş. Hoş geldiniz abi. Abi bari sen yapma ya. Keşanlı abim saygılar. Aslanım benim be. Çal! Aklımdan geçti birden. Bütün abi bir şey de ya. Ayıp oğlum ya. Ayıp, o da güzel. Tamamlıyordun. Abi bari sen yapma ya. Aynıydı her şeyimiz. En büyük desteğimdi. Sihirli bakışların her zaman yanındaydı. Çok mutluyduk ikimiz. Bu boncuğum bak. Yok. Hayır. Ben artık bu saçmalığa katlanamayacağım. Ben bir dakika, gidiyorum. Bak boncuğum bir şey. Her zaman yanımdaydın. Çok mutluydum. Abi lütfen dedim ya. Lütfen dedim. Bak yaptığına bak şimdi ya. İzmitli, Allah seni affetsin. O ses ne lan öyle? Bak kızı kaçırdın, görüyor musun? Beyefendi. Çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakanızdan dolayı. Çok memnun olduk. Salonunuz çok güzel fakat Gedin Hanım'ın içine sinmedi. Biliyorsunuz malum onun gecesi. Bize söz söylemek düşmez. Biz bir şey diyemeyiz. O ne isterse olacak. Beğenmedi, ne yapalım? Başka alternatiflere bakalım. Biz size haber vereceğiz, tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi beyler. Bu arada rakamlarla da aranızı lütfen düzeltin. Böyle yanarlı dönerli olmaz. Müşterinin güvenini kazanın. Net, net. Hadi eyvallah. Yalnız ses sisteminiz zayıf, söyleyeyim. Boncuğum, yapma böyle ama ya. Biliyordum ben Feyzullah. Adım gibi biliyordum hem de böyle olacağını. Dedim değil mi sana Mücahit rahat durmaz diye? Dedim Boncuğum, dedin. Boncuğum şöyle yapalım. Sen burasını beğendin. Biz bir kez daha gelelim sonra buraya, olmaz mı? İstemiyorum Feyzullah ya. Vallahi istemiyorum. Boncuğum sen yapma bari. Yenge. Sen de beğenmedin değil mi? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Abi ne anlaşmıştık biz ha? Aşk olsun ya. Size de bravo abiler. Ne dedim oğlum be? Ne demedin ki abi? Ne yapmadınız ki ya? Aa, iyilik de yaramıyor ya. Ne dedim ben? Tabii canım, ne dedin? Hiçbir şey demedin abi. Komutanım şimdi ne olacak? Mekan da gitti, su yenge de kızdı gitti böyle. Ya ben onlara en kral mekan ayarlarım. Zaten küçücük yerde iş yapmaz burası. Gerekirse satarım iki dönüm arazi, tutarım en kral mekanı. Yapar. Sen benim arazileri biliyor musun? Hı? Neyse bir ara anlatacağım, hadi yürü gel. Gel benimle. Hadi. Gel. Erdem. Yürü, yürü koş. Koş Yavuz. Koş. Thank you.
Durun tamam durun. Bir şey yok tamam. Durun dedim. Durun. Hikayemin sonu böyle olmamalı. Daha kahramanca bir şey beklerdim. Kurt Dereli'yi düşünün. Ya da Hafıza. Onların yanında benimki biraz kişisel kaldı sanırım. Sorun değil. Birçoğunun zannettiğinin aksine bizim de duygularımız var. Aşık oluyoruz mesela. Hem de tutkuyla. Her şeyi ölümüne yapmak kanımıza işlemiş. Sonuna kadar gideriz her işte. Yaşamayı bile ölesiye sevdik. Gerçekten zor. Öldüğümü kabullenmeleri zor. Ama alışacaklar. Daha önce de yaşadılar bunu defalarca. Bir budala gibi öldüğümden bana şehit töreni yapılmayacak. Sağ olsunlar bizimkiler yine de Türk bayrağına layık görmüşler tabutumu. İyi tarafından bakalım. En azından sevdiğimle beraber olacağım. Sen bakma bize komutan. Akan gözyaşımıza bakıp üzülme. Seninle gurur duyuyoruz. O hainin soluğunu kestin ya. Sana da böylesi yakışırdı.
bizim komutanımız gidecekse işte böyle gider. Olmadı be komutanım. Hepiniz tek tek gidiyorsunuz. Bu şehit oğlu Mücahit Ser'den geçtiği bırakıyorsunuz. Allah'ıma çok şükür komutanım, yaşıyoruz da. Ben değil, siz yaşayacaktınız. Bu kardeşin seni unutmayacak. Yiğitliğini, gözü karalığını, bir de o yakışıklı bakışlarını unutmayacak. Sağ olun komutanım. Komutanım Köse öldü. Görüşürüz. Nereye? Kendime yeni bir iş bulacağım komutanım. Arkadaşlar kim komutanım? Hepsi aslan maşallah. Özel bir göreve atanan tim elemanları. Başlarında henüz bir komutan yok. Biz komutanımızı bulduk komutanım. Yavuz Üsteğmen'i bize verin. İstediğinizi gidip getirelim. Kabul eder misin? Ajandama bakmam lazım komutanım. Git üniformanı giy. Böyle gezinme buralarda. Burası askeriye, Dingo'nun ağrı değil. Emredersiniz komutanım. Bundan sonra beraberiz ha? İnşallah komutanım. Biz komutanımızı bulduk. Ama erken kaybettik. Toprağın bol olsun komutanım. Bu tim seni hep bir kardeş, bir abi gibi sevecek. İstihbarattan son dakika gelen acil bir bilgi var arkadaşlar. Örgütün gerçekleştirmek üzere olduğu önemli bir alışveriş söz konusu. Örgüt adına bunu gerçekleştirecek olan kişinin adı da elimize geçti. Detayları Eylem ve Ateş size anlatacak. Behram Giryani. Aslında bizim kara listemizde yok. Fakat yaklaşık 10 yıldır örgütle çalıştığını biliyoruz. Uluslararası bağlantıları sayesinde örgüte bir takım şeyler tedarik ediyor. Ne teslimatı yapacağını biliyor muyuz? Şimdilik bilmiyoruz. Ama Behram'ı kullandıkları için her zaman kullandıkları RPG veya silahlardan olmadığını tahmin ediyoruz. Daha büyük bir şeyin peşindeler. Başka ne biliyoruz bu Behram hakkında? Adam takıntılı manyağın teki. Aden adında bir sevgilisi var. Kızı uçan kuştan kıskanıyor. Bir de tarihe eser merakı var. Kaçakçı yani. Aynen öyle. Müzayede faresi. Bir oraya bir buraya tutabilene aşk olsun. Ucuza aldığı çalıntı tarihi eserleri diğerlerine misliyle satıyor. Behram bu akşam sınır ötesinde bir otelde bir açık arttırmaya katılacak.
Siz de orada olacaksınız. Adam otelden adımını dışarı attığı andan itibaren onu takip edeceksiniz. Peki plan nedir komutanım? Vericimiz bu. Bir şekilde Behram'ın gözüyle bunu değiştireceğiz. Sonra alışveriş yaptığı yere kadar takip edeceğiz. Eylem de sizinle gelecek. Bu Behram bizim için çok önemli arkadaşlar. Örgütle ne alışveriş yapıyorsa onu mutlaka öğrenmemiz lazım. Emredersiniz komutanım. Komutanım, bu Behram denen herif gece otelden çıkmazsa ne yapacağız? Ne yapacağız? Kalacağız biz de burada. Oh, oh! Su yenge ile Esma teyze de ana kız sabaha kadar muhabbetin dibine vururlar artık. Ya sorma komutanım. Ne eğlenirler, ne eğlenirler. Vallahi kahkahalarını şimdi buradan duyar gibiyim. Hayırdır, hala gerginlik mi var evde? Veya babam bir aydır bizde. Biz de yeni evli çiftiz ya en nihayetinde. Oğlum ayıp ayıp ya. Ne yapacak? Kalacak tabii. Kadın seni 9 ay karnında taşımış bir kere. Bak işte abi. Beni hep yanlış anlıyorlar ya. Bir aydır sizde 9 ay karnında taşıdık. Geriye kalmış 8 ay canım. 8 ay kalır gider. Yani hak geçmesin. Sen de vur abi. Sen de vur. Babamız oldu yedeydi. Beklemedeyiz, tamam. Evet değerli konuklar, sırada 86 numarayla 1720 yılında ünlü heykeltıraş Johann Elliot'ın tasarlamış olduğu Mason Bee porselen var. Açılışımızı $500'dan yapıyoruz. Bu kıymetli porselen için $500 veren var mı? Evet, evet 500 geldi. Arttıran yok mu? 550, evet, evet 550 var mı arttıran? Bu kıymetli porselen için arttıran yok mu? Evet bakıyorum 1000 geldi. Ateş. 1000 geldi, evet. Senin evet, için fesat. 1250 görüyorum. Evet. Porselene söyledim. Evet. Nalı senin kafanda kırsın o porseleni de. Bu kıymetli porselen için arttıran yok mu efendim? $2000 geldi. Evet, $2000 geldi. Var mı arttıran? Evet. 2500. 2500 geldi. 3000. 3000 geldi. Evet, $3000. Bu kıymetli porselen... Tükireyim ben böyle işe ya. Aga yemin ediyorum şunun aynısı kapalı çarşıda 33 lira ya. Tarihi eser bu Mücahit. Ya bırak eylem. Çalıntı değil mi bunlar? Satıyorum. Dümenciler hem çalıyorlar hem burada böyle artistik hareketler. Bak 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 şu mezatçının havalara bak havalara bak. Satıyorum. Evet $4000 geldi beyefendiler. Elinde de tokmak kendini ağır ceza hakimi zannediyor. Seni sıktı. Tövbe tövbe hasbinallah. Sen de haklısın. 4500. 4500 geldi. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Tüm. $4500 bu değerli nadide eser beyefendinin oldu. Tebrikler beyefendi. Şunu gidip halledeyim ben. Bekle evet, burada. Şimdi sıra 87 numaralı eserimizde. 87 sağa sola bakma, önüne bak. Geliyorum. Bu eser için açılışımızı $1500'dan yapacağız. Gözlük kızın önünde. Var mı arttıran? Hadi karabatak. Evet efendim, 1500 geldi. Bir de biz görek şu karabatağa bakayım. Arttıran yok mu? 2000 geldi. Karabatak sahnelere geri döner. Satıyorum. Gözüm üzerinde abartma fazla. Evet. Artık görevine gerektirirse eylemciğim. Satıyorum. Var mı arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sat. Evet, 2250 geldi. Var mı arttıran? Satıyorum. Selam. Arttıran yok. Birine benzettiniz sanırım. Kime benzettim? Kime benzettim? Kime benzettim? Evet efendim, arkadan görüyorum. Buldum. Bir sonraki sevgilim. $3000'dayız. Evet efendim. Bir sonraki gününüzün olmasını istiyorsanız hemen gitmelisiniz bence. Sevgilim gelmek üzeredir. Bu sizin için çok tehlikeli. Ben bunun için buradayım. Anlamadım. Yardım çığlığı. Onu duydum. O yüzden buraya geldim. Ne diyorsun sen be? Mutsuz bir kadını 50 metreden tanırım. Dudağındaki kırmızı ruj. Yarısını odadan çıkmadan önce silmişsin. Çünkü dikkat çekmeni istemedi. Bu değerli eser için 3500'ün üzerinde verecek olan yok mu? 4000. Evet efendim. Göğüs dekoltendeki son düğme kapalı. Ama odadan çıkmadan önce açıktı. Ki açıkken ne kadar güzel olduğunu tahmin edebiliyorum.
Ama gel gör ki senin bıyıklı palamut buna da izin vermedi. Ondan sonra odada ağlamaya başladın. Makyajın aktı, rimellerin aktı. Allah'tan gözlerin çok güzel. Hayatımda hiç böyle güzel gözleri olan birini görmemiştim. 5.000 dolar teklif ettim. 5.000 dolar. Evet efendim. Sonra kavga etmeye başladınız ve sen buraya gelmek istemedin. Ve işin sonunda gel gör ki senin hıyar sana ne yaptı. Satıyorum. Satıyorum efendim. Git buradan. 5.500 gördüm. Evet efendim, 5.500... Behram yok. Saatimiz hızlı olman lazım. 5.750 dolar gördüm hanımefendiden. Evet efendim, hanımefendiye satıyorum. Behram geldi, uza hemen. Şimdi olaya gel. Satıyorum, satıyorum. Hanımefendiye sat... 6.000. Evet, 6.000 dolar. Beyefendiden nadide eser için 6.000 dolar geldi. Yok mu efendim başkan? Artıran yok mu? 6.250 dolar görüyorum. Evet, beyefendiden 6.500 geldi. Bu değerli eser için artıran yok mu? Evet, görüyorum. 6.750 dolar. 6.750'deyiz efendim. Evet. Kim bu adam? 6.750 dolar. 6.750'ye satıyorum. Evet, 7.000'i gördüm. 7.000'i gördük efendim. 7.000 dolar. Biraz önce aldığınız eser. Tam ben alacaktım. Size kısmetmiş. Size bir teklifte bulunmaya geldim. Porselen merakınız mı var? Evet. Sadece en güzellerine. Ben benim olanı paylaşmam. Porselenim kıymetlidir. Şimdi yürü, git buradan. Dikkat et, elinde kırılmasın. Parçalar her yerine. Üstün başın kan olur ondan sonra. Yazık olur sana. Yürü. Yürü, seninle sonra konuşacağız. Evet efendim, bu değerli eser beyefendi. Şimdi sıradaki eserimize geçelim. Buyurun efendim. Gözlüğü değiştirebildiniz mi? Hakaret sayarım. Güzel. Evet değerli. Tamam mıyız? Çıkabiliriz. 90 numarada. Isınmaya başladı. Ya buradan uzaklaşın ya da şu herifleri gebertin. Açık şarjör ver bana. Allah kahretsin. Avcı! Araba benzin sızdırıyor. Dayan Aşık. Ben dayanırım da. Ortam müsait değil. Avcı, böyle olmayacak. Bunlarla baş edemeyiz, destek lazım. Hava desteği lazım. Hava desteği lazım bize. Saldırıya uğramışlar. Durum karışık. Ben Fethi ile görüşüyorum. Şimdi sizi de konferansa alıyorum. Fethi, Erdem Albay da hatta. Fethi, nedir durum? Komutanım, acil hava desteği lazım bize. Fena sıkıştık burada. Destek için üst bölgesiyle konuştuk. Üst bölgesi etrafında taciz atışı var. Biraz daha dayanabilir misiniz? Olumsuz komutanım. Fethi, hava desteği gönderilemez. Terörist unsurlara çok yakınsınız. Müdahale yapılırsa siz de zarar göreceksiniz. Biliyorum ama gerekli. Eğer burada şehit olacaksak... o teröristlerin hepsini öldürmeden olmayacağız. Helikopter desteği mümkün değil mi? Helikopterler çıkamıyor. Çok yoğun, güdümlü füze ve uçak savar tekniğine dair saha istihbaratı var. Silah gücü yüksek bir saldırıyla karşı karşıyayız. Mecburuz F-16'ları çıkarmaya. Sadece timimizin değil, karakolun da güvenliği söz konusu. Başka çaremiz yok. Hemen hava kuvvetleriyle iletişime geçelim. Bölgeye yakın havada F-16 var mı öğrenelim. Yoksa da kaldırırlar.
Çok riskli bir müdahale değil mi bu? Başka çaremiz yok Helen. Başka çaremiz yok. Ne kadar dayanacağımızı bilmiyorum. Biz dayansak bile mühimmatımız dayanmayacak. Beyler! Biraz daha dayanın! Hava desteği geliyor! Komutanım! Bacağımı kesin, beni buradan alın! Saçma sapan konuşma! Her taraf benzin oldu. Zaten birazdan hep beraber patlayacağız. Gidin buradan. Manyak manyak konuşma. Hep beraber çıkacağız buradan. Hep beraber. Tamam mı? Hep git beraber. Buradan git. Tamam, git. Beraber çıkacağız buradan. Git buradan git. Gerekirse burayı yerle bir etsinler. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Var mısınız? Varız. Koordinatlar için üst bölgesi komutanı ile iletişime geçin. İnsansız hava araçlarından görüntü desteği sağlayabiliyor muyuz öğrenelim. Emredersiniz komutanım. Hazır olduğunuzda bizde giriş ve kalkış serbest. Sıranız bir. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şahin 01, bir numara kalkışta. İki numara kalkışta. İki tay. Şahin Kuşrapkom. Anlaşıldı. Rapkon, Şahinler bu kanalda. Şahinler, Rapkon takip ediyor. Radar bazında serbest. Nusret Radar, Şahinler bu kanalda. Şahinler hoş geldiniz. Dikkatsiziniz mi? Allah'a şükürler olsun. Gebertmeden şehit olmayacağız. Nusret, parola teatisi için hazır mısınız? Dinlemedeyim. Ahmet 28. Kemal 35. Mutabıkız. Şahinler bu kanalda ve talimatlarınızı bekliyoruz. Şahinler hoş geldiniz. Hedef koordinatlarını veriyorum. Kuzey 38, 39, 21, 01. Doğu 42, 50, 33. 3, 13. İrtifa 6563. Taarruz başı 1, 3, 0. Lazer kodu 7, 6, 5, 4. Bilgiler alındı. 2 dakika içinde taarruzu planlıyoruz. Dinliyorum komutanım. Avcı F-16'lar hazır. Son 2 dakika sayabilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Fethi ile son kez konuşabilir miyim? Fethi bunu yapmayın. Başka çare yok Elam. Başka çaremiz yok. Mühimmatımız azaldı. Ya kurşun ile burada öleceksin. Ya da onları gebertmeyeceğiz. Başka bir yol olmak zorunda. Yok Eylem, yok. Eğer geri dönemezsek, dönemezsem. Kendine iyi bak olur mu? Ona da. Fethi, ne olur oradan canlı çıkın. Kapatmam lazım. Komutanım sağ olun. Yalnız bırakmadığınız için. Kardeşim benim. Oğlum. Sonra türkü söyleyicilerini özleriz. Eyvallah komutanım. Vallahi bir tane söyleyesim geldi. Şuradan bir çıkalım aşık. Dur dur. Ne de istediğin kadar söylersin. Beyler. Toplanın. Aşığı yalnız bırakmayacağız. Efendim? Koruyun bizi. Abi ne yapıyorsunuz? Saklansanıza. Birazdan buralar dümdüz olacak. Anca beraber, anca beraber. Aşığı koruyun. Komutanım gidin. Lan bir söz.
komutanım, gidin. Dost kuvvetlerin konumuyla Atık kuvvetlerin konumu çok yakın. Atış için hala onay veriyor musunuz? Dost kuvvetler bilgimiz dahilinde. Anlaşıldı, tamam. Taarruzu başlatıyoruz. Beni özel kuvvetimiyle görüştürebilir misiniz? Evet. Merhaba Atık. Fethi taarruzu gerçekleştirecek pilot seninle görüşmek istiyor. Bekliyorum. Ben Avcı. Dinlemedeyim. Avcı, burası Şahin'dir. Yüzbaşı Deniz Özelcan konuşuyor. Emredin komutanım. Terörist unsurlarla mesafeniz yaklaşık ne kadar? 45-50 metre kadar komutanım. Onlara yapacağımız taarruzdan kötü etkilenirsiniz. Biz razıyız komutanım. Burada kapana kısıldık. Arkadaşımız yaralı. Çıkaramıyoruz. Atış üstünlüğü de onlarda. Mühimmatımız bitti bitecek. Anlaşıldı. Bölgeyi terk edebilir misiniz? Olumsuz. Yaralımızı bırakmayız. Alçak irtifadan terör unsurlarının arkasına atış yapmaya çalışacağım. Sizi korumanın tek yolu bu. Ne yapamazsınız? Biz Türk Hava Kuvvetleriyiz. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ona ne şüphe komutanım. Yanlış anladınız. Alçak uçuş tehlikeli. Ellerinde güdümlü füze olabilir. Biz de bu riski alıyoruz. Kendinizi koruyun. Taarruzu başlatıyoruz. Emredersiniz. Uçaklar yaklaşıyor komutanım. Süperman. Süperman! Sonunda be. Sonunda. Elveda Boncu. Dalgalan bayram. Dalgalan. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü en. Muhammed sen Abdullah ve Resul. Yiğido! Ese! Buraya gelin! Kapan beyler! Kapan! Hedefe yaklaştık. Geriye sayımı başlatıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Yaşıyorum ben aga. Çaylak. Komutanım. Yaşıyor musun sen de? Yaşıyorum valla. Herkes iyi mi? İyiyiz, iyiyiz. Komutanım, aa, çıkarın artık beni oradan. Abi. Geçin, geçin. Kale merkez, aşağıyla bağlantıya ihtiyacımız var. Bağlantı kuruluyor. Şahin'dir Avcı. Avcı dinlemedi. Taarruz başarılı mı? Son derece başarılı komutan. Biz de iyiyiz. Terörist unsurları dağıldı. Göklerde sizin gibi şahillerin olduğunu bilmek çok güzel komutan. Birlikte güzeliz. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Sizlerin de. Hazır mısınız beyler? Artık temizleyelim şurayı. Aşık. Sen biraz daha dinle. Bu sefer biz ısmarlıyoruz ha. Eyvallah çaylağım. Hadi!
Gel çay koyayım sana. Vallahi koyarsan içeriz komutanım. Oo, avcı. Siz uğrar mıydınız buralara ya? Aslanlara bak. Vallahi bazıları gibi tek gelmedik ama. Bak işte. O öyle değil şimdi. Tahmin ettik abicim burada olduğunu zaten. Biz emredik bir komutanımdan set gidelim. Bu kardeşlerimiz de bir yiğit görsün istedik. Aynen öyle komutanım. Merhaba komutanım. Oo, onları da alıştırmışsınız. Ben sıradan bir tamirciyim. Komutan yok. Sen bizim her daim komutanımızsın komutanım. Yapacak hiçbir şey yok. Rahatsız etmedik değil mi? Yok be, zaten tek başımaydım, sıkılıyordum. Keşan'la da kafa açmaya başlamıştı. Hayda! Hadi gelin, gel. Hoş geldiniz, gel. Oradan alın sandalye, çekin. Herkes çeksin bir yere. Usta şuna bak, mekanı kıraathaneye çevirdiler. Kardeşim, biz vazifemizin başındayız. Adamın işi gücü var. Sen niye alıkoyuyorsun adamı? Kopuk. Kıskanma oğlum. Yok usta, ne kıskanması? İşimiz gücümüz var, lak lak yapıyorlar. Komutanım, şöyle hep beraber bir araya gelmişken bir durum yemeyek mi ya? Ha? Soğanlı mı? Ha, soğanlı. Heh, başladı yine soğanlı mı, soğansız mı? E hadi. Sağ ol. Bana bir tane mi aldınız? Ha. Kaç tane alsaydık abi? Ulan bir taneyle insan doyar mı ya? Normal insanlar doyuyor Keşanlı. Dur tamam tamam. Ben vereyim yarısını, gel. Al al bak. Bak azıcık komutanlık gör be. He? Feyiz al feyiz. Sağ ol komutanım. Allah'ım ya. Eyvallah. Nasıl gidiyor? Sağ olun komutanım. Bizim de işte hala aynı gözlerimiz sizi arıyor operasyonlardan abi. Komutanım, sanki böyle geçici bir göreve gitmişsin de tekrar geri gelecekmişsin gibi hissediyorum. Dönecek, dönecek. Bak, benim adım Keşanlı Mücahit'se benim komutanım geri dönecek. Öyle bir elektriği var. Gözlerinde var. Profilde yok ama amacı yakaladın mı var. Çay kafa yaptı galiba. Neden be komutanım? Düşünsenize döndüğünüzü. Eski günlerdeki gibi çekeceğiniz üniformayı böyle. Jilet. Alacaksın bizi arkana. Çıkacağız beraber. Gideceğiz durağa. Alacağız kafasını eze eze getireceğiz komutanım. Tamam işte, sahne canlandı benim gözümde. Vallahi de billahi de benim komutanım geri dönecek ya. Dürümden mi etkilendi bu? Bir şey mi var içinde? Ben artık buradayım beyler. Dragan ve diğer alçakları da siz gidip getireceksiniz. Kudretinizden hep korkmuşlardı. İlelebet de korkacaklar. Karabatak'tan hala haber yok değil mi? Yok komutan. Ama naaşını görmeden kimse inandıramaz bana şehit olduğunu. Adı üstünde komutan. Karabatak. Çıkacak bir yerlerden. Amin. İnşallah. Sanki böyle çıkıp gelecekmiş gibi ya. Umut ediyorsun sen. Umut fakirin ekmeği komutanım. O deli gelir ya. Gelir böyle sıkı sıkı sarılırız. Deriz oğlum neredeydin sen? Öyle biraz kafa dinledim. Emmi oğlu, teyze oğlu. Der geçer.
Bence gizli bir görevde. Öldü zannederim istiyorlar. Olamaz mı? Yok artık. Neler var komutanım? Her şeyden önce devletin bir aklı var. Sen adamı bir şey yapmıyor zannediyorsun ama sürekli orada burada operasyon yapıyorlar. Haksız mıyım komutanım? Bu arkadaş fazla film izliyor galiba. Neyse komutanım. Müsaadenizle biz artık kalkalım. Geç oldu. Ya otursaydınız? Şimdi ararlar. Operasyon falan çıkar. Ne olur ne olmaz. Oyalanmayalım biz. İyi hadi bakalım. İyi dediklerimi unutmayın. Sen de. Eyvallah komutanım. Bir daha bekliyorum. Bak ayda bir gelir oldunuz. Yazıyorum bunu. Açmıyor mu hala? Yok. Kesin bir delilik yaptı. Ben komutanımı tanıyorsam yapmıştır. Kopuk, bu işin şakası olmaz. Biliyorum usta. Nereye gidiyorsun? Usta dur, anlayacağız şimdi durumu. Silahları almış. Kopuk sen ne diyorsun? Aşağıda hiçbir şey yok. Ne var ne yok hepsini almış. Ben sana söyleyeyim, Yavuz komutanım kıyameti koparacak. Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden... İki kere söyleme. Bu adam. Ben sana gelmeden buradan gidelim dedim. Şu an tartışacak durumda değilim. Çabuk çıkalım buradan. Saklanacak deliğin yok. Elinde sonunda elime geçireceğim seni.
Zinda! Değil mi? Nereye gidiyoruz? Daha güvenli bir yere, benim mekanıma. Orada daha güvende olursun. Ben senin mekanına falan gitmek istemiyorum. Bana hemen sınırı geçmek için bir güzergah ayarla. Ben daha fazla güvende kalamam, bu ülkede çıkmam lazım. Ne güzergahı? Yavuz Karasu artık senin peşini bırakmaz. O yurt dışına çıkma işi de biraz sakat. Beceremem demiyorsun da. Ama ben becerecek birini biliyorum. Kimmiş o? Linda, sevgiler, nasılsın? Pek iyi değilim, yardımına ihtiyacım var. Ne oldu, bir sorun mu var? Evet, bir sorun var. Aa, dur. Dur, söyleme. Tahmin edeyim. Yavuz Karasu. Kaldığım eve bastı. Gözünü karartmış, öldürecek beni. Merak etme. Sen şimdi güvenli bir yere geç, bana konumunu bildir. Ben seni aldıracağım. Tamam. Benim mekan da gayet güvenliydi ama... Neyse. Of Tarık. Güvenli bir yerde duralım. Şu ileride dur. Söyle, nereye gittiler? Benim sözümü ikiletme. Komutanım. Benim. Komutanım, ne yaptın sen? Etrafı cehenneme çevirmişsin. Derya'ya yapılanları yanlarına mı bıraksaydım? Linda. Şimdilik kaçtı. Ama ölümü elimden olacak. Komutanım, burada duramayız. Gitmemiz lazım. Hadi komutanım. Tamam. Anlaşıldı. Seninkiler Avrupa'da Dragan'ı sağ koluna almış. Sadık. Aslanlarım benim. Komutanım, biz de burada yılanın başını yakaladık. Gerçi o yılanın başını esledik daha iyiydi de. Adaleti hesap verecek. Sadık'tan da o Dragan denen kansızdan da alacağımız çok bilgi var. Sağlam bir çapraz sorguyla ikisini de bir güzel çözeriz evelallah. Aynen öyle usta. Linda'dan da alacağımızı aldık. Bir gelişme var mı kopuk? Şu Drabbako denen adam hakkında. Yok maalesef komutanım. Adam bildiğini hayal et. Tek kare fotoğraf bile yok adamla ilgili. Usta, 1000 yıllık aile diyorlar. Ben bu nasıl oluyor, aklım almıyor. Akıl almayacak bir şey yok kopuk. Oyunu kuralına göre oynuyor. Tedbirli davranıyor. Göze batan çivi çekici yer. Dragan'ın sonunu gördün işte. Haklısın usta. Linda'nın elinde olmasına Derya ne tepki verdi? Şaşırmadı bile. Benden ümidi kesti usta. Onun gözünde iflah almam artık. Bir şey anlamadı değil mi? Yok. Hala kafama göre hareket ettiğimi sanıyor. Erdem komutan geldi. Hayırdır inşallah? Olay sırasında Derya'nın yanında olduğunu öğrendiyse onun için gelmiştir. Ben bir bakayım. Komutanım. Yavuz. Hoş geldiniz.
Geçmiş olsun Yavuz. Derya'nın yanındaymışsın o aşağılık yakalanmadan önce. Beraberdik evet, çok zor saatler geçirdik. Ama o aşağılık hak ettiği yere gitti. Elinize sağlık. Gel oturalım komutanım, gel. Gel komutanım. Çay var taze, içer misin? Olur. Yalnız mıyız? Sorma komutanım, bütün işler bana kaldı bugün. Bugün bütün işler sana kalmış gibi. Dragan'ın yakalanmasında da emeğin büyükmüş. Tebrik ederim. Vatanıma hizmet edebilmem için bir fırsattı komutanım. Ben bir şey yapmadım. Esas aslan payı polislerimizin. Terörle mücadele ekiplerini. Öyle tabii. Ama Dragan sen varsın diye eve girmiş. Linda sendeymiş. Linda'yı istihbarata teslim ettik oğlum biz. Sende ne işi vardı? Eylem'le konuştun mu? Sana hiç babamdan bahsetmiş miydim? Edebiyat öğretmeniydi bizim rahmetli. Ortaokulda benim de hocamdı. Hep kırık verirdi. Diğer öğrenciler oğluna torpil geçiyor sanmasın diye. Normalde iyi miydi notlar? Yok. O yaşlarda haylazlık biraz. Rahmetli haklıymış. İyi de insan oğluna da kırık vermez ya. Tam bir eski topraktı bizim rahmetli. Evde yemek yerken bile takım elbisesini, kravatını çıkarmazdı. Disiplinli, çok sertti. Ama bizi çok severdi. Bir de bir huyu vardı bizim rahmetlinin. Biz kardeşimle ne zaman bir haylazlık yapmaya kalksak, ne zaman gizli kapaklı bir iş çevirmeye kalksak, daha başlamadan anlardı. Bir gün dayanamayıp sormuştum. Baba, nasıl anlıyorsun demiştim. Sana bir şey söylemedik. Nasıl bildin demiştim. Söylemediniz ama daha beterini yaptınız demişti. Ne yaptık baba diye sormuştum. İzlemeye çalıştınız demiştim. Sen de benim evladımsın Yavuz. Eğer bir şey gizlersen anlarım. Neyi neden gizlediğini de anlarım Yavuz. O yüzden sorgulamıyorum. Çünkü niyetini biliyorum. Yani nasıl bir vatansever olduğunu biliyorum. Gerektiğinde gerçekleri söyleyeceğini de biliyorum. Ama bu süreçte başım belaya girerse bize, silah arkadaşlarına, komutanına haber vermene dair senden bir söz istiyorum. Tek başına olacağım diye kendini öldürtmene izin vermem Yavuz. Ben artık bu timden kimseyi kaybedemem. Sakın bana bu timden olmadığını falan da söyleme. Biz ezbere yemin etmedik. Kalpten yemin ettik. Kağıtlar ne yazar ne yazmaz bilmem. Ama alnımızda yazanı söyleyeyim.
Biz bittiğimiz ya beraberiz ya hiçiz. Yavuz. Yavuz sen hala kardeşlerinin komutanısın. Şimdi bana söz ver. Söz ver ki canını tehlikeye atacağın zaman biz de canımızı sana siper edelim. Sizin gibi bir komutanım olduğu için o kadar şanslıyım ki. Söz komutan, söz. Neyse hadi bana müsaade. Daha bizimkilere güzel haberi vereceğim. Dikkat et kendine. Tamircilik şakaya gelmez. Zor iştir.